Hayatımı değiştiren söz. Müdür yardımcısı olarak görev yaptığım günlerden birinde 3. sınıf öğretmenim Neziha Hoca Hanım odama geldi. Ağlamaklı bir ses tonuyla dedi ki: "Galip hocam, ben bugün nöbetçiyim. Dışarıdaki öğrencileri içeri aldım. Salondakileri de içeri alıyordum ki 8. sınıflardan Soner bana diklendi ve karşı gelerek "Sen kimsin?" dedi. Çok zoruma gitti. Moralim çok bozuldu. Soner okula gelmeyen bir öğrencimizdi. Ailesini ziyaret etmiş, okula getirebilmek için çok uğraşmıştım. Öğretmenimizi teselli ederek dedim ki: "Tamam hoca hanım, sen üzülme. Bunlar bu yaşlarda böyle davranış sergilerler. Ben şimdi onu alır konuşurum. Siz dersinize girin ve kafayı takmayın." Öğretmenimi sınıfa gönderdim ama çok sinirlendim. Öğretmene karşı gelmek aklım almıyor. Görev yaptığım süre içerisinde şuna özen gösterdim. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım çok iyi bilir. Hiçbir zaman öğretmene saygısızlığı kabul etmedim. Saygısızlık etmediğim gibi birlikte çalıştığım personele de saygısızlık edilmesine izin vermedim. Hayat felsefem bu. Bugün bile buna özen gösteririm. Öğretmen de senin benim gibi insan, etten, kemikten ve sinirden meydana gelmiş bir can. Öğretmenlerinde davranış olarak hataları, kusurları vardır ve olabilir. Herkes dört dörtlük olamaz. Bu tür davranışları, eksikleri gördüğümüzde çağırır, güzelce izah ederiz. Yol gösterir, uyarırız. Hemen çıkıp salonda Soner'in yakasına yapıştığım gibi havaya kaldırdım. Alıp odama getirdim. Çocuk neye uğradığını şaşırdı, korktu. Kapıyı kapatıp duvara yasladım ve sağ elimi vurmak için havaya kaldırdım. O anda Soner dedi ki: "Vur hocam, sen de vur." Elim havada kaldı. Dünyam karardı. Havadaki elim yanıma düştü. Soner'in yakasını bıraktım. Koltuğa oturttum. Hizmetliye çay getirttim. Çayları içtik. "Az önce sen bana ne dedin?" Çocuk korktu ya. "Hocam, size bir şey demedim." dedi. "Dedin dedin. Sen de vur dedin. Bununla ne demek istedin? Neden böyle dedin?" Çocuk başladı ağlamaya. Bekliyorum. Epeyce ağladı ve dedi ki: "Hocam, artık bıktım. Siz bizim eve gelip yaşadığımız yeri gördünüz. 9 kardeşiz. Abimler inşaatlarda çalışıyorlar. Ben de sabah erkenden simit satmaya gidiyorum. Öğlene kadar satıyorum. Öğleden sonra da okula geliyorum. Simitleri satarsın, açık verirsin, ustan vurur. Simitleri başka mahallede götürüp satarsın. Yakalarlarsa o mahallenin simitçileri vurur. Akşama eve az para getirirsin, baban vurur. Küçüğüz ya, konuşamazsın, abilerin vurur. Okula gelirsin, bir hata yaparsın, öğretmen vurur. Her gün biri vurur. Sen beni iyi tanıyorsun. Seni seviyorum ve sana güvenerek okula geliyorum. Beni okula sen getirdin. Bana kıyamayacağını sanıyordum. Onun için sen de vur dedim.
diyecek hiçbir kelime bulamadım. Ne büyük laflar ediyordu öyle. Ruhum allak bullak oldu. Bunca yıllık yaptıkların sinema filmi gibi gözümün önünden geçti. Ne büyük hatalar yapmışım meğer. O günden sonra hiç kimseyi dinlemeden, konuşmadan öfkeyle davranmadım. Herkesle konuştum. Böyle davranan öğrencilerimin omuzuna el attım, bahçede konuştum. Odama alıp konuştum. Problem varsa çözümü vardır. Düsturunca problemleri çözmeye çalıştım. Şiddet çözüm değildir. Şiddet şiddeti doğurur. Bakış açımı değiştirdiğin için teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Soner. Soner mi? Üniversiteyi bitirdi. Eskişehir'de çalışıyor. Thank you.